halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Taceddin İnandı bizimle birlikte. Sayın İnandı, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, vaka sayılarında artış gözleniyor. Size öncelikle şunu sormak istiyorum. Vaka sayılarındaki artışı neye bağlıyorsunuz? Aşılama ile ilgili oranların düşük olmasına mı, yoksa vatandaşların gerekli tedbirleri almamasına mı? Hangi oranda bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorsunuz? Evet, öncelikle vaka sayılarındaki artışın nedenlerinden birisi virüse ilişkili, hastalığa ilişkili. Yani hastalık etkeni biliyorsunuz bir mutasyona uğradı. Yapısında bir değişiklik ortaya çıktı. Ve bunun sonucu olarak da daha bulaşıcı hale geldi. Özellikle İngiltere'de gözüken bu mutasyon varyant, ülkemizde de şu anda en yaygın gözüken hastalık etkeni, COVID etkeni olarak görülmeye başladı. Birinci nedeni bu. Yani hastalık etkeninin, virüsün yapı değişikliği göstererek daha bulaşıcı ve hatta bir miktar çocukları ve genç yaşlıları da etkileyen bir özelliğe bürünmüş olması. İkinci bir nedeni ise, artıştaki ikinci bir nedeni ise bizim önlemlere uyumumuzla ilgili. Yani bizler belki biraz yorulduk ve geçtiğimiz yıllara, daha doğrusu geçtiğimiz yıla baktığımızda, 2020 yılının Mart-Nisan aylarına baktığımızda vaka sayıları çok düşük olmasına karşın çok daha sıkı, katı tedbirler almıştık. Toplum olarak da daha uyumlu bir durumda idik. Ama 2021 yılında, işte ikinci dalgadan hemen sonra vaka sayılarında aslında 5-6 bine kadar düştükten sonra bir düz seyir ortaya çıkmıştı ki biz bu seyirde henüz açılma gerçekleştirmemiştik. Ve artış başladığı anda da zaten yine açılmaya başladık. Bunun da etkisi var. Yani erken, zamansız bir açılma bu şeyi de hızlandırdı. Yani birinci nedeni virüsün özelliğindeki değişme. İkinci nedeni bizim salgın yönetimimizle ilgili, açılmamızla ilgili olarak görüyorum. Bu iki neden. Tabii aşı zaten daha önce de yoktu. Geçtiğimiz hani yıl aşı yoktu. Aşının olmayışı bunu kolaylaştıran bir faktör. Ama aşı olmasa da bunu kontrol etmek mümkün mü? Mümkün. Daha önce kontrol altına aldık. Bugün de yapabileceğimiz önlemler belli. Toplumsal iletişimi, hareketliliği kısıtlamak, hızlı test yapmak, filyasyon, karantina işlemleri, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallarla biz hastalığı kontrol altına alabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi mutasyondan bahsettiniz. Hayatımıza yeni kelimeler girdi ve çoğunun anlamını aslında bilmiyoruz. Belki takip ediyoruz ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mutasyon bir dönem halk arasında da yanlış bir algıya sebep oldu. Yani virüsün mutasyona uğramasını daha serbest dolaşıma sahipmişiz gibi bir algı oluştu. Hocam, bu konuyla ilgili özellikle altını çizmenizi rica ediyorum sizden. Virüsün mutasyona uğraması bizim daha rahat davranmamızı gerektirecek bir şey midir, değil midir? Bu konuyla ilgili de bir açıklama yaparsanız çok memnun olurum. Evet, böyle bir beklenti vardı aslında. Yani virüs mutasyona uğrayarak bir görüşe göre daha hafif seyredecek hale geçecekti ve böylelikle bizler de belki daha rahat dolaşabilecek idik. Bunu söyleyenler de oldu. Ama virüsün mutasyonu sonucunda ne çıkacağını kestirmek pek kolay değil. Mutasyona bağlı olarak daha ağır hastalık seyri gösteren bir tipi de ortaya çıkabilir. Daha bulaşıcı olan, ki şu anda karşımıza çıkan mutasyonlardan bir kısmı böyle. Çok sayıda mutasyon var ama daha hızlı bulaşan, daha baskın hale geliyor ve şu anki daha hızlı bulaşan türü daha hafif değil. Yani orijinal virüse göre İngiliz varyantı daha hafif seyretmiyor. Özellikle gençlere ve çocukları da etkilemeye başladı. Bunu da biliyoruz, görüyoruz. Ve daha da hızlı bulaşıyor. Dolayısıyla bizim işimiz biraz daha zorlaştı bu anlamda. Tam tersine geçtiğimiz sene kontrol altına aldığımız önlemlerle kıyasladığımızda hastalığı kontrol edebilmek için
Şu an daha sık önlemlere ihtiyacımız var. Daha sert, daha katı önlemlere ihtiyacımız var. Aşılanıncaya kadar. Yani aşı ortaya çıktığında toplumsal bağışıklığı sağladığımızda elbette daha rahat bir döneme geçeceğiz. Peki çıkan pozitif vakaların mutasyonlu olup olmadığı ile alakalı bir sonuca varmak için de laboratuvarlar kuruldu sanıyorum. Bunun ne faydasını göreceğiz? Yani tabii ki mutasyon bu değişiklikleri izlediğimizde bizde hangi tür mutasyon var? Bunların hani örneklem yapılarak takibi yapılmaya çalışılıyor. Etkenin ne olduğunu bilmemiz önemli. Ne ile mücadele ediyoruz? Nasıl bir hastalık etkeniyle mücadele ediyoruz? Ve ne tür yapı değişikliği gösteriyor? Bu değişiklikler kimleri nasıl ne kadar hasta ediyor ve nerede bulaşıyor? Bunları bildiğimizde daha rahat mücadele etme şansımız var. Dolayısıyla bir yandan bunları takip etmek ve bunlara ilişkin bilgiler üretmek son derece önem taşıyor. Hastalık etkeniyle mücadelede aşılar etkili olacak mı olmayacak mı gibi konuları da takip etmemiz lazım. Evet, şimdi aşı geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek derken aşı yavaş yavaş yapılmaya başlanıyor öncelik sıralamasına göre ama Sevgi Hocam burada şimdi ikiye ayrıldık biz. Hangi aşı daha iyi? O aşı mı iyi, bu aşı mı? Şimdi bunu tartışıyoruz aslında halk dilinde de daha çok. İşte nasıl bir tercih yapmalıyız? Biraz kafa karışıklığına sebebiyet veriyor çok tercih olması. Siz bu konuyla ilgili nasıl bir yol izlemesini önerirsiniz vatandaşlarımızın? Tabii bir aşıları genel olarak değerlendirdiğimizde, herhangi bir aşıyı genel olarak değerlendirdiğimizde iki temel özelliğine bakarız. Bunlardan bir tanesi aşının güvenli olup olmadığıdır. Yani aşı yapılan kişide yan etki, ölüm, sakatlık ya da hastalık herhangi bir hastalığa yol açıp açmadığıyla ilgilidir. İkincisi de aşının etkili olup olmadığıyla, yani hastalığa karşı koruyucu olup olmadığıyla ilişkilidir. Bu iki açıdan baktığımızda, ülkemizde uygulanan iki aşıyı değerlendirdiğimde, BioNTech aşısının, yani Alman firmasının ürettiği, Pfizer'la beraber ürettiği, mRNA denen aşının etkinliği bizim yaptığımız Çin'den gelen Sinovac aşısına göre daha fazla olduğu yönünde bir şey var, bilimsel şey var. Ama en azından şu var, hani bu Pfizer ve BioNTech aşısının faz 3 aşaması sonuçları çok açık, net bir biçimde yapılan çalışmalarda etkinliğini net bir biçimde ortaya koymuş gözüküyor. Ama Çin'den gelen aşının etkililik oranı, hastalığa karşı koruyuculuk düzeyi biraz tartışmalı. Yani işte Brezilya'da, Türkiye'de ve Endonezya'da 3 farklı ülkede yapıldı ve sonuçlar epeyce farklı çıktı birbirinden. Ama gözüken o ki yine bu aşıda özellikle orta ve ağır düzeydeki hastalıklar açısından son derece etkili. Evet, Yani hastaneye yatışı ve ölümü önlemesi bakımından etkinliği de oldukça iyi. şimdi Sayın İnandı bir de aşıların muhafaza şekli var. Şimdi bakıyoruz mesela Pfizer eksi 70-80 derecelerde ama Sinovac artı 4 derece. Şimdi arada bu kadar fark olduğu zaman şunu sormak istiyorum size. Aşı muhafazası aşının türüne göre değişkenlik gösteriyor diyebilir miyiz? Şimdi bu kadar farklı derecelerde muhafaza edilen aşıların da birbirine yakın ya da muadil olması soru işareti yaratıyor kafalarda aslında. Ya tabii ki onlar aşının soğuk zinciriyle ilgili. Tüm aşılar bir soğuk zincir içerisinde gelir. Yani eski aşılar da öyledir. Soğuk zincir diye tanımlanan üretim noktasına, tüketim noktasına kadar bazı kurallar içerisinde gelir ve bunu sağlıyorlar. Yani ülkemizde de bunu sağlıyoruz. Biz Pfizer-BioNTech aşısı için de bu koşulları yerine getirdikten sonra bu aşıyı getirip dağıtıyoruz ve diğerine getiriyoruz. Yani bu aslında biraz belki daha zor olabilir. Ama onunla da ilgili bazı gelişmeler oldu biliyorum. Taşınması, saklanması konusunda. Şu anda o büyük bir engel gibi gözükmüyor. Yani aşıların korunması, eksi 70 derecede korunması. Pfizer-BioNTech aşısı açısından da çok büyük bir sorun değil. Ama bir miktar dezavantaj yaratıyor mu? Yaratıyor tabii ki geleneksel olana göre. Bir miktar şey yaratabilir. Ama her iki aşı da güvenli ve her iki aşı da etkili. En iyi aşı hangisi derseniz, en yakın erişebildiğiniz aşı. Erişebiliyorsanız
Her ikisi de mümkün. Hani yan etkiler bakımından da baktığımızda güvenli bir biçimde kullandık. Bugüne kadar Türkiye'de milyonlarca aşı yapıldı. Özellikle Çin'den gelen Sinovac aşısı. Ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı. Çok az yan etki, ağır diyebileceğimiz, ileri diyebileceğimiz yan etki çok çok nadir. Peki yerli aşı gündemde Sayın İnandı. Yerli aşıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Uluslararası standartlara ne kadar uygun? Türkiye bu teknolojinin hangi tarafında ve biz bunu ne kadar sağlayabileceğiz? Evet, yerli aşıyla ilgili çalışmalar henüz daha faz 2 aşamasına hızlı ilerleyen faz 2 aşamasına gelmiş gözüküyor. Yani birinci aşamada toksik güvenlik etkileri, ikinci aşamada etkililik aşaması denebilecek bir aşamada. Ama bu daha benim tahminim birkaç ay sürecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin aşı konusunda kesintili bir süreci var. Geçtiğimiz hani bir yüzyıla bakacak olursak Cumhuriyet'in ilk yıllarında aşı üretimi konusunda epeyce bir çabası var. Refik Saydam merkezi kurulmuş ve burada aşı çalışmaları yapılmış, aşı üretilmiş, aşı ihracatı yapılmış. Ama sonra vazgeçilmiş, dışarıdan aşı alımına gidilmiş ve son yıllarda kadar da aşı Türkiye'de üretilmemiş. O nedenle de Türkiye'nin aşı deneyimi biraz zayıf. Ve pek çok şeye yeniden başladık ve hani dolayısıyla aşı bulunması, üretilmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Hala Türkiye'de yerli aşıların üretilmesi gibi ama Türkiye'nin bir an önce aşı bulmaya çalışması lazım. Aşı konusundaki en temel sorun aşının tedarik edilmesi. Yoksa hızlı aşılama kapasitemiz var. Sağlık altyapımız, sağlık çalışanımız bu açıdan iyi. Yani bir günde 1 milyonun üzerinde 1,5 milyon hatta 2 milyona bile zorlayabileceğimiz bir kapasitemiz olduğunu söyleniyor ama 1 milyona yakın aşıyı da yaptık geçmiş aylarda. Dolayısıyla bir an önce farklı firmalarla faz 3 aşamasını tamamlamak üzere olan firmalarla, şirketlerle aşı sözleşmesine gidilebilir. Mevcut olan yine onay almış diğer şirketlere de aşı bulmak lazım. Aşıdaki temel sorun bu ve buradan çıkışın tek yolu da aşı bulmak aslında. Yani başka diğer çözümler daha kısa süreli. Yani maske, mesafe, el hijyeni gibi ya da kapanma gibi konular kısa süreli ve şu anda da aslında hani siz de başta rakamları verdiniz. Durum pek de iç açıcı değil. Bugüne kadar dönüp baktığımızda rekor seviyede 40 binin 44 bin dünkü Evet. rakam 45 bine dayanmış durumda ve yükseliş devam ediyor Türkiye genelinde. Yarın öbür gün bu yükseliş devam edecek. Bu trende baktığımızda 50 binin üzerine 60 bin üzerine çıkabileceğimiz bir durum söz konusu. Ve bu da sağlık sisteminin üzerine büyük bir yük getirecek. Yatak kapasitelerini dolduracak, yoğun bakımları doldurabilecek. Çok sayıda ölüme yol açabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Dün itibariyle bizim derneğimiz, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği bir açıklama yaptı ve hemen şimdi acilen daha etkin önlemler alınması gerekiyor. Çünkü burada zaman son derece önemli. Bir gün son derece önemli. Bir gün yüzlerce hasta demek, binlerce hastanın kurtarılması demek ölümün, yüzlerce ölümün kurtarılması anlamına geliyor. Bir an önce daha etkili önlemlere ihtiyacımız var. Yani Ramazan'ı bekleyeceğiz bir kısım önlemlerin uygulanması için. Ama bir hafta bir haftadır. Son derece önemlidir. Şu an can yakıcı bir düzeyde Türkiye'de ve Avrupa'daki sıralamada en çok vaka bildiren ülke durumuna düştük. Ve de hani şeye baktığımızda tehlikeli, vahim bir duruma göre ilerliyoruz. Yani salgın açısından baktığımızda en yüksek noktadayız, rekor seviyedeyiz ve şu anda bizim bugüne kadar aldığımız en sıkı, en katı tedbirleri uyguluyor olmamız lazım şu anda. Ama o öyle değil, okulları kapatmıştık biz çok daha az rakamlarda. Şimdi okullarımız açık, öğretmen aşıları yok, öğretmenler aşı olmadı.
Evet. Sorunlarımız devam ediyor. Bir son dakika haberi de gelmişti. Hocam size soracaktım zaten. Ankara İl Umumi Hıfzı Sıha Kurumu'ndan geldi bu açıklama ve yarından itibaren 5, 6, 7 ile lise hazırlık o 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı. Bir son dakika gelişmesi olarak da bu bilgiyi size Evet. aktaralım. Görüşlerinizi de paylaşırsanız memnun oluruz. Ben Ankara Umumi Hıfzı Sıha Kurulu'nu kutluyorum buradan. Yerinde bir karar aldıklarını düşünüyorum. Çünkü şu aşamada son derece tehlikeli. Yani okullar görece en son kapatmamız gereken yerler içerisinde, bunu biliyorum. Bu eğitimin öneminden dolayı bunu biliyoruz. Ama şu andaki bilgilerimize göre bu virüs özellikle 0-9 yaş grubu çocukları da önemli ölçüde etkiliyor. Okulları da etkiliyor. İkincisi, öğretmenler aşılı değil. Şehirdeki öğretmenlerin hiçbiri aşılı değil. Okul çalışanları aşılı değil. Servisleri aşılı değil. Dolayısıyla okulda bulaşmada önemli bir rol oynayabilir. Oynamaktadır. Çünkü ilk yapılan haberler, duyumlar ve pek çok şeyde görüyoruz ki çocuk okuldan virüsü alıyor, ailesine taşıyabiliyor ya da öğretmenine bulaştırabiliyor. Okullarda bulaşmada önemli bir rol oynayabiliyor. Ben Evet. kutluyorum tekrar Ankara'yı. Evet, Sayın İnan'da şimdi baktığımız zaman aslında vaka sayısının artması önümüzdeki tablo çok da iç açıcı değil. Ancak aşılama yoluyla bir şekilde aşağıya düşmesini elbette ki umut ediyoruz hepimiz. Tam olarak pandemiyi ne zaman konuşmaktan artık bitireceğiz yani vazgeçebileceğiz. Nasıl bir öngörünüz var bu anlamda? Bir de pandemi bitse bile aşıyla ihtiyacımız yoktur diye bir cümle kurmamız mümkün mü? Yani pandemi önümüzdeki bizim için, Türkiye için bak söylüyorum, bir iki ay hani en yakıcı, en can alıcı dönemini yaşayacağız. Şu an Nisan ayındayız ve Nisan ayı bizim için son derece kritik hale geldi. Ben bunu birkaç aydır da söylüyor idim ve bugün geldiğimiz noktada son derece tehlikeli, kritik bir noktadayız. Ve öyle görünüyor ki bizim bu üçüncü dalgayı atlatmamız uzun da sürebilir. Yani bu yaklaşımla hem yükseğe çıktı. Öncekiler 32 bindi biliyorsunuz. Aralık'ta 32 bin seviyesine çıkmıştı. Birinci dalga 12-13 bindi. Bu 30, bir ikinci dalga 32 bin. Şimdi bu 44 bine çıktı ama bu 50 binin üzerinde bir yerde durdurabiliriz. Bugün müdahale etsek. Yani bugün yeni müdahaleler yapsak 50-60 bin aralığında durdurabiliriz. Hatta test sayımızı artırsak bile şu an gerçek vaka sayılarının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü test pozitiflik oranına baktığımızda o da rekor kırdı. Yani biz çok fazla hani %17-18 test pozitifliğine erişmiş olduk. Önümüzdeki birkaç ay son derece önemli, yaşam kurtarma bakımından önemli. Ancak bunu kapatma ihtiyacını, kapanmak zorundayız. 28 gün kapanmak zorundayız diye bir açıklama yapıyor pek çok kuruluş. Dün bizim derneğimiz de aynı açıklamayı yaptı. Ancak kapanırken bir şeye de dikkat etmek lazım. Sosyal ve ekonomik önlemler de çok önemli. Yani bu kapanmadan doğacak olan, zarar görecek olan kurumlar, kuruluşlar, esnaf, çalışanlar, tüm bunlara da ekonomik destek olmak zorundayız. Bunların zararlarının da giderilmesi lazım ama o birincisi bu 28 günlük dönemi kapanarak sürdürmek zorundayız. Sonra nereye evrilir pandemi? Birkaç ay sonra bir yandan hastalıkla, diğer yandan aşı ile bağışıklama oranlarındaki artışla beraber hani önümüzdeki sonbahardan itibaren, belki yazdan itibaren biraz daha görece rahat bir aşamaya girebiliriz. Yani 2021 yılının sonbaharından itibaren biraz daha görece rahat bir aşamaya girebiliriz. Bu tabii aşılama kapasitemizle hızımıza bağlı. Evet. Aşılama oranları %60, %50-60, %70'lere çıktığı zaman görece rahatlarız. 2022'de ise toplumsal bağışıklığı sağladığımızda yine pandemi, bu hastalık dünyada tek tük, dünyayı açıklamak çok zor olacak. Gözükebilir, önemini azaltabilir ama yine önümüzdeki birkaç yıl, en azından birkaç yıl bu konuyu tartışıyor olacağız, konuşuyor olacağız. Etkileri çok uzun süre devam edecek. Ama kalıcı hale de gelebilir mi bu hastalık etkeni? Kalıcı hale de gelebilir ama bizler aşılarla
onunla yaşamayı öğreneceğiz. Daha hafif bir belki de bir grip benzeri bir duruma dönüştüreceğiz. Evet, Sayın İnan, aslında havaların ısınmasıyla birlikte, ya bizde hava ısındığı zaman insanlar kendini dışarı atıyor bir şekilde. Dün de hava çok güzeldi ve sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen İstanbul'da trafik vardı. Yani biz yasakların dışında kendimiz de aslında bilinçli bir şekilde hareket etmek zorundayız. Yani illaki bir yasak beklememize gerek yok diyoruz ama önümüzdeki günlerde hava ısınmaya gidiyor ve yaz döneminde daha da endişe almamızı gerektirecek bir fotoğrafla karşılaşır mıyız sizce? Evet, tabii ki yani burada bu salgınla mücadelede toplumun şeye uyumu son derece önemli. Bireylerin alınan kurallara uyması, sorumluluk alıp sorumluluk bilinciyle davranması son derece önemli ve aslında önemli bir grup insan da toplumda bu davranışlara uymakta ve riayet etmekte. Bunu da hani görüyoruz, biliyoruz. Pek çok insan oluyor ama dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de hani kurallara uymak istemeyen insanlar çıkıyor. Bunu da kamu otoritelerinin denetlemesi, uyarması gerekirse ceza vermesi gerekiyor. Kamu otoritesi bu konuda kararlılığını göstermesi gerekir. Tabii eşitlikçi bir biçimde davranması gerekiyor. Kamu otoritesinin bu süreci yönetirken tüm insanların eşit olduğunu ve kuralların herkes için geçerli olduğunu bilmesi ve o yönde hareket etmesi gerekiyor. Hiç kimse ayrıcalık kanunlar karşısında ayrıcalık hakkına sahip değil. Hani dolaşım serbestisi ya da olanlar belli bu koşullarda hizmeti gereği, görevi gereği sağlık çalışanları, emniyet teşkilatları bunların ayrıcalıkları olabilir. Ama onun ötesinde hepimizin kurallara uyması gerekiyor. Yaz bir miktar avantaj sağlıyor ama hastalığın bulaşımını özellikle dışarı çıkmamızdan kaynaklı dış açık mekanlarda daha az bulaşıyor. Bulaşmadığını söylemek yanlış olur. Açık mekanlarda da çok yakın mesafedeyseniz ve uzun süre bir temas söz konusu ise o durumda da hastalık bulaşı söz konusu olabilir. Ama yaz mevsimi görece kış mevsimine göre daha rahat olduğumuz bir dönem. Hani dış mekanları kullanabiliyoruz ve biraz daha azalıyor ama yazın gelince hani tamamen ortadan kalkacak düşüncesi geçen yıl yaşayarak gördük. Yanlış bir düşünce. Evet. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Taceddin İnandı bizlerle birlikteydi. Sayın İnandı, çok teşekkür ediyoruz görüşlerinizi aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.